şaş tarlası. Üretimi belirli yerlerde, belirli kotalarla izin verilen bir ürün. Her yerde izin verilmiyor ona. Şu an daha yeşil. Bu kuruyor. İçindeki giriklerle hasat yapılıyor. Afyon turumuzun ikinci bölümü bugünden itibaren başlasın. Şu an neredeyiz? Emre Gölü'ndeyiz. Emre Gölü'nde sabah bölümleri buraya. Sadece motor sesi olmasa çok süper olur. Şu dinamonun şartelini kapatalım olursa. Balon turuna yetişemedik. Balon uçtuğumuz zaman orada bulunuyoruz ya. Bakalım. İkinci bölümümüz burada başladı. Bundan sonra Arap'ın çekildiği yere gideceğiz. Ondan sonra Afyon merkezi. Merkezdeki birkaç yerler var. Gündemimizi aldığımız, takip aldığımız. Listemizde olan. Bakalım sırayla gezeceğiz. Hadi gezmeye devam edelim. Önce kahvemizi içelim, sonra gezmeye başlayalım. Bir gezelim bakalım. Arap'ın çekildiği tam yer burası değil de buraya da levha çıkmışlar. Burada sahne var mı? Bence yok. Yönetilmiyor. Bunun arkası daha genişti mesela. Şöyle levhaya baktığında arka tarafa doğru vadi tarzına gidiyordu. Bence bu değil. Biraz sonra gerçek yeri de göreceğiz. Ve manzarası. Şurası tam şey olmuş, ne şehir olmuş. Peri bacaları gibi. Ürkütücü taşlar var. Burası da teras herhalde, manzara. Burası sinema, bak şuraya sinema perdesi şurası. Şu taş. Orada mı oynatıyorlar hepsi? Ne oldu, ne buldun gene? Tehlikeli işler peşindesin gene. Emin misin? Emin değilim. Önden sen git. Tutlarım.
tehlike zor ya. Sayarız buradan. Arkadaş aynen ama bu aşağıya kadar iniyor. Bence inmeliyiz buradan. Dur bakayım ben. Sayarız ya. İnmeyelim mi? Sayarız. Tamam al şöyle biraz çek. Tehlike sayarız yani. Normal inmeyelim de. Neredeyiz? Neredeyiz? Arap'tayız. Arap bin sen diye gel. 100 kişiymiş. 100. kişi sen misin? Abi de bir şey var. Afyon duraklarından birisi de Arok filminin çekildiği yer. Mağaralar. Aroklardan sonra bir de deve yerleşmiş buraya. Aroklar göçmüş. Hadi bakalım girelim mağaraya. Filmin çekildiği yer burası. Tam şurada. Şey kurmuşlar da şehrin giriş yeriydi burası. Şimdi oldu. Evet hemen yan tarafında bir tane yer altı. Mağarası mı? Mağara mı neymiş? Bakalım bakalım içeride ne var. Burası da filmde ekmek yaptıkları yer. Ama gerçekte de anlatılana göre sığınakmış. Buradan ileriye bir tünel gidiyor. Tünelle diğer yerlerin arasında bağlantı olduğu söyleniyor. Devamı tam yok. Ben girdim biraz ama. Devamı çok küçük. Tabi o zamanlarda toprak belki daha aşağıdaydı. Kapanmış da olabilir. Yani kapanmış da olabilir. Var mı diyor? Ama nereye gidiyor? Neyse abi gir. Hadi. Hadi bir gir. Devam et. Devam et. Ben çekeyim hadi. Ama giremiyorum ki. Sığmaz. Aklındayız. Aklındayız. Ben de yalan. Bu daha gidiyor. Tamam git bakalım ne olacak. Korkuyor musun? Hadi gel o zaman. Ama gitmek istiyorum. Tamam git. Köşeye var bakalım ne olacak. Git git arkandayız biz hadi. Hadi. Anne. Gel. Tamam bak hadi köşeye. Ben de yiyeyim mi abi? Yol gidiyor. Hadi ne sen git bakalım sen git. Abi ben de yiyorum. Dur bekle önüme geçsen. Hayır. Ben sana bence kilise ya. Oh oh. Ne oldu Resul? Niye sevinçlisin? Deve. Deveye binme. Deveye mi ineceksin? Evet. Çok mu istiyordun? Evet. Götüşürsek. Yok biz değil. Hadi. Hadi bakalım. Yok. Hadi yürü götür. İlk işte deveye binme. Önce parasını ver bakalım. Şöyle bindim. Tamam. Ben de. İyi yapışın. 3 yavaş yavaş hiç şey yapma. Yavaş 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 yavaş. Denge saniye saniye. Bekle sakin. Yavaş yavaş inerim.
Çeker o çeker. Kesinlikle düşmezsiniz. Küçük bir tecrübedir. Acele etsin. Lan bir çekilin gelsin. Böyle geri kalkmaz. Geri kalkmaz. Yani 500 bekle o. İnin bakalım. Ne oldu? Güzel miymiş? Bunlar keçi. Bunlar devamlı böyle. Siz nesiniz? Yani devamlı taşta, evde tezgahta, koltuğun tepesinde. Böyle tırmanıyorlar. Neslihan hadi inelim artık. Hadi, hadi iniyoruz. Hadi şeye gideceğiz artık, Afrin'e gidiyoruz. Ve sıradaki durağa gidiyoruz. Afyon Merkez. Evet, rotamızdan bir tanesi olan Döver kasabasındaki Döver Kervan Sarayı vardı ama tadilat dolayısıyla kapalı burası. Burayı da eskitiyoruz artık mecburen. Afyon merkeze doğru yolculuğumuz devam etsin. Yıkadın mı bulguru? Annem bekliyor işte. Şimdi babam orada pas isteyecek. Ne alacağım? Bağda şunu koyacağım. İçine kuşu var mı? Neyse, ellemiyoruz. Ellemiyoruz Neyse. Keçiciymiş bu. Ne? Neymiş bu? Keçici. D
Destina Hatun ve Güneş Hatun 17. yüzyılda Mevlevihanelerde idarecilik yapan bayan yöneticiler. Mesnevi Han, Mesnevi okuyup yorumlayan şahıstır. Hattat'ta güzel yazı yazan sanatkardır. Osmanlı döneminde Mevlevihanelerde çok önemli hattatlar ve bestekarlar yetişmiştir. Semazen, sema yapan derviş. Neyzen, ney üfleyen. Ney, Mevlevi ailenin en önemli enstrümanı. Hücrenişin kendisini Mevlevihanenin hizmetine adamış derviş, kendisine ait hücre isminde odası vardır. Postnişin, posta oturan post sahibi demektir. Mevlevihanede en üst mertebedir. Post, Hazreti İbrahim'in kurban hadisesini hatırlatır. Hadi bakalım Nesya. Tıkadık. Efendim kızım. Tamam, çıkar cebine koy. Hayır, cebine koyuyorsun. Efendim güzel kızım. Evet, Afyon Kalesi tırmanışına geçtik ama daha merdivenin yeni baş. Kaleye çıkışımız 4 kişiden 2 kişiye kaldık. Yolun yarısında bire düşersek. Gide tepeye bir kişimiz çıkarsa yetecek. Bayrağı asmamız lazım. Çok dik, 500 küsür merdiven varmış. Bakalım başarabilecek miyiz? Gelirseniz ikindiğiniz serin saatlerde veya sabahleyin serin saatlerde deneyin. Evet, yolun 3'te 1'ine çıktık. Adam yarısın neydi? Işılaya. Ama manzara gittikçe güzelleşiyor. Manzaramız bu. Yukarıdan daha süper olacak. İnanıyoruz. Çıkabilirsek. Kale çıkışında bol bol göreceğiniz batıl inanışlardan bir tanesi. Ağacın rengini değiştirmiştir. Bağlaya. Ve tamamen de su şişelerinin, ambalajların kağıtları. Evet, kaleye yaklaştıkça böyle tehlikelerde göz önünde bulundurmak lazım. Koca kayalar. Düşme riski var gibi. İkinci çıkmanın en güzel yanı şu anda gölgedeyiz. Kalenin gölge tarafında kaldık. Güneşin batmaya yakın. Oy. Motor su mu kaynattı? Hararet mi yaptı? Evet, girişe yaklaştıkça merdivenler dikleşiyor. Giriş kapısı gözüktü ama son anlar. Yanıyor mu bacım? Yanıyor. Hadi bakalım. Ve hedefe ulaşmanın mutluluğu var mı? Odunlar buraya çıkıyor mu? Alışmıştır herhalde onlar. Neresine atacak bunu? Dokanmıyordur onlar günlük inip çıkarken satıcılar. Başka bir şey var mı da? Giriş yok. Ben uçuyorlar mı? Bak orada oturmak varmış. Anam bile bulacak. Kalenin içinde ne var derseniz, biz şu ana kadar sadece taş gördük. Yani bir yapıya benzeyecek bir şey de
Daha göremedik. Daha var. Keçi. Keçi nasıl çıkmış buraya? Bence burada yatıp bakıyor. Şehrin her tarafına sahip bir konumda. Evet, kalede ilk defa değişik bir yapı gördük. Kayanın dışında herhalde sarıç. İçeride altlar, kamışlar bitmiş. Çeşme tarzı bir şey. Evet, düşünceniz neydi? Kimse gelmesin. Şuradan çekip atalım fotoğrafını. Sadece manzara için gelebilirsiniz, manzaranın dışında. Şu ana kadar hiçbir şey görmedik. Evet, kalenin batı tarafı bu da. Şuraya kadar arabayla gelseydik şuradan tırmanırdık. Kalede de restore çalışmaları var. Kazılmış. Buralarda birkaç yapı gözüküyor. Küçük küçük var. Ama ne olduğu, ne nasıl olduğu belirsiz. Şu an en tepedeyiz. Tepeden her tarafı görebiliyoruz. Tüm Afyon 360 derece görebiliyoruz her tarafını. Şu an Bayraktürenin dibindeyiz. Ve dönüşümüz başlıyor. Bakalım kaç dakika ineceğiz. Saatimiz kaç şu an? Merkez. Hemen bakalım. Basana kısaydı. Saat 19.23. Aşağıya kaç dakika ineceğiz bakalım. 19.23. Hadi başlar. Evet, aşağıya çıktığımız yere geldik. Saatimiz 19.32. Yani 9 dakikada 9.23'tü değil mi? Evet. 9 dakikada aşağıya indik. Sayesinde yaptık. Değilse sadece Apple marketleri kalacaktı. Durum bu. Şimdi geziye kalan yerden devam edelim. Afyon merkeze gidelim. Burası çok güzel. Rahat bir ortamdı. Gezileme kalma gayet uygun karavanlar için. Güvenilir bir yer. Arka tarafı tamamen yeşilde kalan. Tabii belli bir kısma kadar girebiliyoruz. Elektrik var, su var. Sıkıntı yok o konuda. Oyunu arkadaşlarla edinebiliyorsunuz. Yeni arkadaşlarla tanışabiliyorsunuz. Güzel bir ortam. Memnun kaldık biz buradan. Tavsiye ederiz herkese. Evet, şimdi sıradaki noktamızda hareketimizi gerçekleştirelim. Afyon Karahisar gezilesin. Duraklarından birisi de Afyon Karahisar Müzesi.
geziye başlıyoruz. Bakalım bu müzede bizi neler bekliyor. Büyük lahitler hep şahit olmuştuk ama burada böyle küçük bu lahit gibi ama şu ne sence? Biraz sandukoya benziyor. Küçük düğünden kastım. Şöyle iki karış bir yok. Açıklama var mı? Bak şunda varmış. Okusana. Ölü gömme geleneğiyle ilişkili olarak ölen bireylerin yakıldıktan sonra yanmış kemik ya da küllerin konulduğu kabartma motif beyazlarla süslü küçük light sandukası. Hmm. Kemiği veya külleri konuyormuş yakıldıktan sonra. Evin içerisi böyleymiş de. Hocam macası yok. Burası erken kalkolitik çağa ait bir evin odası. Evin bir köşesinde bir mezar bulunmuş ve mezarda kadın aynen burada figür olarak koydukları gibi dizlerini göğsüne çekerek oturur vaziyette bulunmuş. Ama bulunduğunda kafatası yokmuş. Muhtemelen kafatasının ceset çürümeye başlayınca kafatasının alınıp başka bir yere gömüldüğü şeklinde rivayetler var. Gömülmüş olabilir şeklinde bir rivayet var. Burada havan eriymiş, öğütme taşı. İşte bir terslik var. Dokunan yer yukarıdan. O zaman öyleymiş. Bizimler ters olup sonunda. Tunç çağında çocuklar, ölen çocukları böyle küplerin içerisine koyarak gömerlermiş. Küp mezar olursa öyle de büyük. Testicik. Bunlar da tam iyisiymiş de. Bir servet mi yatıyor şimdi burada? 4 katlı bir müze. Her katında. Ayrı ayrı. 5 mi? 1, 2, 3, 4. En üstte bir şey var mı bakalım. Her katta değişik. Dönen. Mesela bu katta genelde heykeller vardı. Bakalım bu katta neyi bekliyor bizi. Bak camilerimiz şeymiş bak. Oğuz Cami'nin kapısıymış bu. 13. yüzyıldan kalma. Biz kaçıncı yüzyıldayız? Kaç yüzyıl geçmiş? Patates de yapardık biz bunları. Yazma. Müze dediğim böyle olacaktı. Herhalde çarşıda gezerken de gördüm böyle takılı. Gider yemeni değil. Ayakkabı dikiyordu. Pamuk atıyorlardı. Şunu hatırlıyor musun? Ben az da olsa hatırlıyorum çocukluğumdan. Şöyle. Yani vuruyorlardı. Vuruyorlar mı? Vurarak yapıyorlardı. İlpek şöyle yapıyordu. Pamuğu şöyle atıyordu. Keçinin desenleri var. Keçi olan olmuş hali de bu. Şurada desenli koymuşlar. Bakın kapıların karnısını. Arkadaki.
Mevlevi'liğin Afyonkarahisar'a ne zaman geldiği hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte dönemin kaynaklarından Mevlana Celaleddin Rumi hayattayken bu bölgeyle ilişkisinin olduğu öğrenilmektedir. Konya'dan sonra kurulan bu ilk Mevlevi hane ve Mevlevilik öğretisi de Afyonkarahisar'da başlamış ve diğer Mevlevi hanelerde görev yapan birçok postnişin burada yetişmiştir. Başkaşın biz kuru döneminde geldik ama çiçek açmış döneminde bu tarlaları görmek çok güzel olacaktır. Bu dönemi kaçırmamak lazım da denk gelirse bakalım. Afyonkarahisar Müzesi'ni gezdik. 5 katlı, en alt katta en eski tarihten başlayarak günümüze kadar gelen kalıntılar, eserler, hepsi sergilenmiş. Kimi yerlerde figürlerle canlı canlı tasvir etmişler. Gayet güzel olmuş. Başarılı bir müze yapmışlar. Sıcak saatlerde gelip gezerseniz hem serin oluyor hem gezmenin tadını alıyorsunuz. Gezdiğin her yerle ilgili bir parça da olsa bilgi var. Mesela o kaya taş neydi? Aslan taş, yılan taş, mal taş, oraları geçtik mesela. Gelince ne oldu? Onlarla ilgili görselleri burada da gördük. Müze gezilerimizin içinde olmazsa olmazımız. Hem de o günün sıcak saatlerini değerlendirme oluyor bizim için. Hem de kentin geçmiş döneme ait bilgilerini tümüyle canlı canlı görüyorsun ve bilgilendiriyorlar. Müze ziyaretimiz de böyleydi. Şimdi sıradaki yerimize devam edelim. Rota oluşturuluyor. Hadi bakalım.